Biz bu sıkıntılar karşısında Türkiye'nin çıkış yolunun bir erken seçim olacağını ifade etmiştik. Türkiye'nin 2028'e kadar beklemeye tahammülü kalmamış. Bunu milletimizin feryadından görüyoruz. Milletimiz bunalmış. Bir çözüm istiyor. Bu çözümün de mevcut iktidarla olmayacağına inanıyor ve bir değişim olması gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyor. Bakın, kamunun borcu neredeyse iki misline gelmiş. 130 milyar dolardan 250 milyar dolarlar seviyesine gelmiş. Brüt dış borcu Türkiye'nin 113 milyar dolardan 512 milyar dolara gelmiş. Vatandaşın bankalara borcu 6,6 milyar liradan 5,3 trilyon liraya gelmiş 22 senede. Dünyanın başka bir ülkesinde belki de böyle bir artışın, yani toplumun, halkın bankaya olan borçlanmasında bu oranda bir artışı görmek mümkün olmaz. Dış ticaret açığı Türkiye'nin 15,7 milyar dolardan yıllık 106 milyar dolar seviyesine kadar gelmiş. Dolayısıyla bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman milletimiz de biz de doğal olarak artık bir yönetim değişikliğini ve bir erken seçimi istiyor. Sayın Mehmet Şimşek döneminde düzeltecek diye ortaya konulan politikaların sonucunda geldiğimiz yer ortada. Ve şimdi önümüzdeki 3 senede ne yapacaklarını söylüyorlar. Burada da durum ortada. Vergiler artacak, faizler daha çok artacak ve borçlanma aynen devam edecek. Dolayısıyla biz 2026 yılı ilkbaharında veya 2025 yılı sonbaharında bir erken seçimin Türkiye için hayırlı olacağını düşünüyoruz. Çeşitli kamuoyu araştırmalarında halkın %60'ı ile %70'inin artık bir erken seçim istediğini, bir değişim istediğini, mevcut iktidarın sorunlara çözüm üretemeyeceğine inandığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kamuda israfın önlenmesi. Ve ikincisi de imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının önlenmesi. Biz daha önce milli kaynak paketlerimizle denk bütçeye katkı sağlayacağımızı ifade ediyorduk. Ancak şu anda israf ve imtiyazlı holdinglere aktarılan kaynaklar öyle bir noktaya geldi ki sadece bu ikisini kesseniz bile denk bütçeye yapacak hale geldi. Yani inşallah yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi ve böylece faizden, denk bütçeyle faiz canavarından trilyonlarca liranın kurtarılması, israftan kurtarılması, imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımından kurtarılması ve milli kaynak paketleriyle de ilave kaynak üretilmesi ve bunun da millete refah seviyesini arttıracak bir kaynak olarak sunulması. Üretime, istihdama dayalı, yüksek teknoloji üretimine ve ihracatına dayalı bir kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesi. İşte bunları gerçekleştireceğiz. Bunları milli görüş olarak geçmişte gerçekleştirdik. Şimdi tekrardan yaparak milletimizi bu ekonomik buhrandan Allah'ın izniyle kurtaracağız. Bunun için de bir an evvel bir seçimin gerçekleşmesi ve Türkiye'de milli görüşün iktidara gelmesi lazım. Terörist İsrail, Gazze'yi yerle bir ettikten sonra şu anda Lübnan'a saldırıyor. Bizim milli görüş olarak 50 seneden beri ifade ettiğimiz gibi adım 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 Türkiye'ye doğru geliyor. Büyük İsrail Arz-ı Mev'ud projesi asıl olarak hedefinde Türkiye olan bir projedir. Bunu merhum Erbakan hocamız 50 sene önce söyledi. Şimdi Lübnan, Ürdün, Suriye derken İran'ın ve Türkiye'nin de çökertilmesi, Allah muhafaza buyursun, ve Nevşehir'den, Kayseri'den başlayıp Medine-i Münevvere'ye kadar ve Nil'le Fırat arasındaki bölüm kadar toprağın Büyük İsrail'e katılması, Büyük İsrail'in kurulması. Konuşmak, kınamak, eleştirmek, lanetlemek, bağırıp çağırmak, bunların hiçbirinin çözüm olmadığını İsrail kurulduğu günden bugüne kadar çok iyi biliyoruz. Bu bakımdan hem ekonomik sıkıntılarımızdan kurtulmak, adil bir ekonomik sistemin paylaşımda adaletin hakim kılınması, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomi modeline hakim olması, hem de aynı zamanda dış tehditlere karşı, terörist İsrail'in tehditlerine karşı Türkiye'nin ve İslam aleminin korunabilmesi bakımından
Türkiye'de milli görüş iktidarına ihtiyaç var. Bunun da artık bir an evvel olması gerektiğini ifade ediyoruz ve bu nedenle bir erken seçimin Türkiye için ve bölgemiz için hayırlı olacağını ifade ediyoruz. 2 yılda bir yapılan infaz yasası değişiklikleri adalet, yargı ve infaz sistemini perişan hale getirmiş durumda. Suçluyu yakalayınca kaydeden ve tekrardan salıveren bir mekanizmaya dönüştürülmüş durum. Suçluyu cezalandırmayan bir yargı, bir infaz sistemi güvenlik güçlerinin görev şevkini de olumsuz etkiliyor. Bu konuda tüm siyasi partiler bir araya gelerek bir ceza infaz sistemi reformunu hayata geçirmesi ve milletimizin adalete güvenini yeniden tesis etmesi son derece önemli. Bir değil, iki değil, üç değil, her hafta veya da 10 günde bir, 15 günde bir böyle bir vahşet haberiyle sarsılıyoruz. Narin Güran cinayeti sonrasında bu gibi cinayet vakalarının önüne geçilebilmesi için idam cezasının da caydırıcı bir ceza olarak mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Ceza ve infaz reformunun bir an önce yapılması, idam cezasının da mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme alınması gerektiğini ifade ediyorum.